Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 1-7 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, Güneş Kova burcunda ilerliyor. Güneşle beraber Jüpiter, Satürn, Kova burcunda, Merkür Kova burcunda geriliyor ve hafta başı itibariyle 1 Şubat'ta gezegeniniz Venüs de Kova burcunda seyahatine başlayacak. 25 Şubat'a kadar da Venüs Kova burcunda. Evet, bu kadar gezegenin Kova burcunda toplanması kişisel haritalarımızda da tabii ki kova burcunun bulunduğu yaşam alanlarını daha hareketli hale getiriyor. Üstelik kova sizin gibi bir hava elementi. Size dost bir burç. Buradaki hareketler her zaman sizi destekler. Şimdi 5. evinizde bu kadar gezegen birikimi yaşamınızda bazı güzel imkanları da hayata geçirecek gibi görünüyor. Özellikle duygusal konularda çok yoğun bir enerji söz konusu sevgili teraziler aşk hayatınız Şubat ayında çok hareketli bu haftadan itibaren şansları aşk ve romantizm alanında alabilirsiniz Evet Merkür geriliyor ama Merkür'ün gerilemesi bazen nostaljik tesirler de getirebilir yani bu geçmiş ilişkilerdir geçmiş arkadaşlardır yarım kalmış konulardır Hani bunları tekrar bir ele alma onları tamamlama belki özlem giderme gibi hani böyle hoş etkiler bu dönemde getirebilir. Çocuklarla ilgili çok yoğun tesirler var. Çocuk sahibiyseniz evet çocuklarınıza daha fazla ilgileneceksiniz. Onlarla ilgili belki bazı sorunları çözmeye çalışacaksınız ama güzel imkanlarınız, şanslarınız da var. Fırsatlarınız var, gelişmeler kaydedebilirsiniz bu dönemde. Çocuk sahibi olmak isteyen teraziler için de yine gökyüzünün bu dönemi önemli etkiler getirebilir. Parasal konularda şanslı, maddi manevi kendinizi şanslı, keyifli hissedebilir. Bazı özellikle parasal e, amaçlarınızı ulaşabilir. Kişisel yeteneklerinizi, becerilerinizi bu dönemde kullanabilirsiniz. Daha fazla hobilerle ilgilenebilirsiniz örneğin. Haftanın başında Pazartesi, Salı, Çarşamba akşamına kadar ay sizin burcunuzda olacak. E, bu duygusal enerjinizi arttırıyor. Bu bir yandan da ee, enerjiyle beraber tabii ki aile içinde ya da bulunduğunuz ortamda daha fazla dikkat çekebileceksiniz görünür hale geleceksiniz ee, her anlamda sizi duygusal olarak besleyecek ilişki dinamikleri fayda sağlayabilir size. Kendinizle de daha fazla ilgilenebilirsiniz. Venüs'ten de güzel destekler geliyor. Kişisel bakımınız, sağlığınız, hatta estetik güzellikle ilgili yapılacak her türlü faaliyet, girişim bu anlamda sizi daha fazla destekleyebilir. Perşembe itibariyle Ay Akrep burcunda. Son dördün fazında olacak. Özellikle perşembe öğleden sonra ve akşam saatlerinde Ay Kova burcundaki Güneş'le ve Boğa burcundaki Mars'la karşıt açıda olacak. Biraz stresli olacak gökyüzü. Özellikle perşembe öğleden sonraki saatlerde para konularına biraz daha temkinli yaklaşın. Öyle çok dürtüsel davranmayın. Yatırımlarda acele etmeyin. En azından güvenli adımlar atmaya çalışın. Alışverişlere daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Çok acil değilse parasal alışverişlerden de biraz uzak durmakta fayda var. Kazalara da tabii ki dikkat etmekte fayda var. Sevgili teraziler hafta sonu ay yay burcunda sizin için güzel bir açıda olacak ay yay burcunda iyimser enerjiniz arttırıyor daha pozitif düşünebilirsiniz motivasyonunuz artabilir ee, Evet çok fazla hareket edemiyoruz gezmek istiyoruz ama gezme imkanları seyahat imkanları biraz sınırlı mümkün olduğunca yapabileceğiniz yürüyüşler ya da işte fiziksel aktiviteler olabilir spor olabilir ee, iletişim cihazları üzerinden kuracağınız e, bağlantılar olabilir. Yine de iletişimin yoğun olduğu bir hafta sonu, uzaklarda yaşayan kişilerle, arkadaşlarınızla, aile üyeleriyle daha fazla konuşabilir, paylaşımlar yapabilirsiniz. Bir şeyleri okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz, yeni şeyler öğrenebilirsiniz ya da size gerekli olan bilgileri hafta sonu gayet güzel e, temin edebilirsiniz, bulabilirsiniz. Kültürel anlamda da çok e, verimli bazı çalışmalar ya da hobilerle ilgilenmek için de yine olumlu enerjiler altında olabileceğiniz bir hafta sonu sevgili teraziler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.